Merhaba, ben Fatih Erik. Bugün sizlere şirketler içerisindeki kuşak çatışması ile alakalı bilgiler vereceğim. Konuyla alakalı çok sık sorular almaktayım. Mobilyacılık yapan bir arkadaşımız, ya benim oğlan bunu internet üzerinden yapmak istiyor. Ben onun yaşındayken kanepeyi sırtıma alır, 9. kata çıkarırdım. Bizim oğlanın taşımacılıkta hiç gözü yok diye bana yakınıyor. Ya şimdi bunun birçok sebebi var. Birinci sebebi, evet siz o kanepeyi 9. kata taşıyordunuz ama sizi onu 9. kata taşımaya iten şeyler vardı. Bir, maddi durumunuz, eğitim durumunuz, bulunmuş olduğunuz pozisyon, içerinizdeki zengin olmayla alakalı istekler sizi buna zorluyordu. Ama şimdi oğlunuzu ele alalım. Birincisi oğlunuzun eğitim durumu size göre sizin kuşağınıza göre çok daha üstte. Yani o çocuk bir eğitimini tamamlaması esnasında hiçbir zaman şunu düşünmüyor. Ben 8 sene arası bir fakülte bitireceğim ve bitirdikten sonra sırtımda kanepe taşıyacağım. Yani bu hayalle ne yazık ki çocuklarımız yetişmiyor. Aynı zamanda baktığımızda maddi durumları da yine bir önceki kuşağa göre çok ciddi boyutta daha yüksek gelirlerle eğitimlerini tamamlıyorlar ve hayatlarını sürdürüyorlar. Yani sizin zamanınızda bindiğiniz araçla oğullarınızın zamanında işletmeci arkadaşın oğullarının bindiği araç markalarında bile çok ciddi farklılıklar görüyoruz. Yani önce arabaları alıyoruz, güzel eğitimler veriyoruz, iyi bir şekilde onlara örnek oluyoruz ama akabininde sonrasında kendimiz gibi 9. kata kanepe taşımasını bekliyoruz. Bu tabii ki ne yazık ki bu da çocuklarda bir yere ulaşmıyor. Ulaşmadığı gibi kuşakların birbiri arasında bir çatışmaya sebebiyet veriyor. Tabii ben bunu anlatırken benim başımdan da geçen bir hikaye var. Sizinle paylaşmak isterim. Yine yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızdan bir tanesinin oğlu Amerika'da eğitimini tamamladı. Ülkemize geldi. O dönemlerde ülkemizde Instagram çok yaygın olarak kullanılan bir program değildi. Tabii hal öyle olunca da ben de konuyla alakalı çok bilgidar değildim. Bana geldi ve bir gün dedi ki ya Instagram diye bir uygulama var. Bu uygulamanın üzerinden de insanlar inanılmaz derecede alışveriş yapıyorlar. Ve uygulama inanılmaz derecede hızla büyüyor. Tabii ben ya bırak bu işleri ne gerek var. Hani geç otur ürün sat, ürünün tekniğini geliştir. Şöyle yap böyle yap diye ona gerekli telkinlerde bulundum. Ki ondan sonra birkaç sene sonra bir gün eve gelen bir kutuda eşime sordum bu kutu nedir diye. Bana ben bunu Instagram'dan aldığım bir ayakkabı dedi. Ve çok şaşırmıştım. Yani sen Instagram'a ve Instagram'daki bir kişiye güvendin ve para gönderdin, kredi kartınla alışveriş yaptın ve elimize ayakkabı aldın dediğimde. Yani orada tabii ben aslında o soruyu sormamdaki maksat şu idi. Kendi içimden o kardeşimizin bana söylemiş olduğu şeyin ne kadar doğru olduğunu 2-3 sene sonra tescillemiş oldum ama çoktan iş işten geçmişti. Yani bunlar tabii benim kendi içimde de yaşadığım şeyler var. Bunlar bizim kuşağımızla alttan gelen kuşağın arasındaki en büyük çelişkiler. Bence bunu şöyle halletmemiz gerekiyor. Birincisi onları dinlemeliyiz. Onların izledikleri yöntemleri dikkate almalıyız. Onların fikirlerini, düşüncelerini tam manasıyla bir süzgeçten geçirmeliyiz. Daha sonra bizim tecrübemizle birleştirip şirketimizde uygulamaya almalıyız. Alttan gelen kuşağın aslında birçok haklılık payının olduğunu da görmekteyiz. Çünkü artık zaman teknoloji çağı, vakit çok kıymetli. İnsanlar vakitlerini, zamanlarını ve sürelerini çok daha iyi değerlendirmek istiyorlar. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz. Artık yeni yatırımlarımızın büyük bir bölümünü internete ayırmalı ve harcamalarımızın büyük bir bölümünü yine teknolojiyle alakalı yapmalıyız. Bu sadece teknolojiyle alakalı değil, birçok sektörde ve birçok işle alakalı bölümde de aynı sıkıntılar görülmekte. Mesela tarımla uğraşan birçok aile bunu ciddi boyutta şu anda yaşamakta. Yaklaşık birkaç ay önce izlemiş olduğum bir programda Amerika'da çiftçilik yapan bir ailenin kendi arazilerinin içerisindeki dinozor kalıntılarının olduğunu ve bu dinozor kalıntılarının da Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisinin
talebi üzerine alındığını ve kendisinde ücretsiz bir şekilde alınıp sergilendiği ile alakalı bilgi verilmekteydi. Tabii ben bu televizyon programını izlerken asıl dikkatimi çeken şey şu oldu. Bunu anlatan kişinin yaşıydı. Yaşı 60'lı yaşlardaydı ve bahsettiği kişi babasının babasıydı. Yani dedesinden bahsediyordu. İki kuşak ötedeki aynı topraklarda çiftçilik yapan bir kişiden bahsediliyordu ve kendisinin torunuyla alakalı da örnekler veriliyordu. Tabii o esnada izlediğim filmde karelerde kendi çocukları ve torunları da kadraja giriyordu ki torunları yaklaşık 20'li yaşlardaydı. Ben orada şurası benim çok etkiledi ve çok gerçekten o konuyla alakalı etkilendim. Dedesi aynı topraklarda çiftçilik yapıyor ve kişinin torunu da aynı topraklarda çiftçilik yapıyor. Bu neyi gösteriyor? Yani o toprakların üstünde yaklaşık 200 yıldan beri bir tarımla uğraşı var, bir hayvancılıkla uğraşı var ve bu nesilden nesile çok ciddi kaliteyle içerisine yeni şeyler sentezlenerek aşağıya doğru iniyor. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani ben işte bundan daha önceki süreçlerde kendi memleketimiz olan Erzurum'a gittiğimde Erzurum'daki hayvancılığa baktığımda bizim Erzurum'da biliyorsunuz hayvancılık Türkiye'deki en ileri düzeydeki olan yerlerden bir tanesi. Ama orada da ciddi boyutta teknolojinin geride kaldığını görüyoruz. Ama izlemiş olduğum belgeselde ise çiftliğin içerisinde itfaiye aracı bile var. Şimdi bir yerde itfaiye aracı bile olan bir çiftlik, kapısının önünde bir jip, ATV ayrı, aynı zamanda binek bir atı olan bir çiftlik ve bir genç delikanlı. Öteki tarafa dönüyorsunuz, ülkemizde ise arabası, yani boşveren itfaiye, arabası ATV'si olmayan, atı olmayan bir genç kuşak. Günümüzün koşullarına baktığımızda kendi memleketlerinde belki birçok, yani ciddi boyutlarda tarım arazileri ciddi adetlerle hayvanları olan ailelerin çocuklarını şehirlerde birçok yerde garson, kasiyer olarak görmekteyiz. Yani kendi arazisini ekip biçmek, kendi hayvanını yetiştirmek yerine birçoğu şehirlerde daha basit işlerle, daha kolay işlerle ve daha kazancı az işlerle uğraşmayı yeğliyorlar. Tek sebebi var, o da kendileriyle bir önceki kuşağın iyi bir şekilde birleştirilip işi daha iyi bir noktaya götürülememesi. Tabii siz şimdi merak ediyorsunuz, ben bu hikayeleri neden anlatıyorum? Anlatmamdaki ana tema şu, biz kuşaktan kuşağa her işimizi teslim ettiğimizde alttan gelen kuşak almış olduğu o bayrağı biraz daha ileriye taşımak için yapmış olduğu işin kalite standartını artırıyor ve daha güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bu sadece çiftçilikte değil, mobilyada, gıdada, tekstilde, bütün sektörlerimizin tamamında çok önem arz ediyor. Bunun için bir işi alttan gelen kuşağa vermek sadece alttan gelen kuşağa şirketi teslim etmek değil, o işlerin yapılmış olduğu standartları ve kaliteyi de çok üst boyuta taşımak anlamına da gelmektedir. Genelde bu konulardan bahsettiğimizde işletmeci arkadaşlarımızın, mağazacı arkadaşlarımızın aklına marka geliyor ve marka kelimesi de insanlarda bir korkuya sebebiyet veriyor. Çünkü marka denilince çok büyük işler, çok büyük işletmeler, çok ciddi cirolar, çok ciddi karlar geliyor. Aslında çok öyle de değil. Yani sizin yapmış olduğunuz işi bir marka yapmanız için illa Türkiye standartlarında, illa dünya standartlarında, dünya normlarında bir marka olmanıza gerek yok. Ben bir önceki yıllarda yapmış olduğum seyahatlerde İtalya'da baktığımda böyle küçük bir, hiç unutmuyorum mesela, yolda yürürken küçük bir peynirci dükkanı gördüm ve size 1800 yıllar yazıyordu, şimdi tam hatırlayamıyorum. Ve dedim ki acaba diye düşündüm. Ama sonra içeriye girip peynirin tadına baktığımda anladım ki yani gerçekten bu iş 1800'lü yıllardan beri geliyor. Bu kanıya nasıl vardım biliyor musunuz? Çünkü o yemiş olduğum peynir hakikaten belki de o güne kadar yediğim en lezzetli peynirlerden bir tanesiydi. Ülkemize dönüp baktığımızda ise gerçekten ülkemizin de konuyla alakalı çok güzide markalarının olduğunu görmekteyiz. Mesela ülkemizde yine gıda sektöründe İskender Mehmetoğlu 1864 yılı, bankacılık sektöründe Ziraat Bankamız
1863 yılında, yine Hacı Bekir lokumlarımız 1777 yılında kurulmuş olup günümüze kadar, yani belki son 30-40 senede popülaritesi biraz daha artmış olabilir ama günümüze kadar markalarını çok güzel bir şekilde hem temsil etmiş hem de getirmişlerdir. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Marka olmak için illa çok büyük paralar, çok büyük servetler, çok büyük iş gücüne gerek yok. Bulunmuş olduğunuz ilk önce mahallede bir marka, daha sonra ilçede bir marka, daha sonra ilde bir marka, ülkede bir marka veya dünyada bir marka olabilirsiniz. Yani marka olmak için illa en üstten başlayıp ben ülkede bir marka olacağım deyip yola çıkmaya gerek yok. Siz o kalite standartlarına ulaştığınızda emin olun mahalleden başlayıp dünyaya kadar yükselebilirsiniz. Ben bunu söylerken buna kalbimle inanıyorum. İnanarak bunu ben size açıklıyorum. Kuşaklar arasında birbiriyle çatışmadan, birbirini dinleyip, gerçekten birbirleriyle iyi sentezli çalışarak bulunmuş olduğu semtte, daha sonra ilde, belki de ülkede güzide markalar çıkabilir ve işler çok ciddi boyutlara taşınabilir. Bu bölümde sizlere en fazla soruya maruz kaldığım kuşaklar arası çatışma ve markalaşma ile alakalı bilgiler verdim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.